Senin yerine ben eklemeyi yapayım. Aynı zamanda Meral Akşener tarafından da Hazine Bakanlığı için de önerilmiş kişi. Yani. Dolayısıyla bağladığımız bir önemli nokta daha var. Seçime 2 hafta kala. Evet. İlk bölümde söylediğim için ama televizyonu yeni açan izleyiciler için doğru bir bilgilendirme. Ankara'da da Erdal Sağlam var. Erdal abi biraz ihmal etti bugün. Hem özürlerimizi iletiyoruz hem de sözü şu anda Erdal Sağlam veriyorum. Abi sorularınla sendeyiz. Sağ olun. Ben soru sorayım. Şimdi Millet İttifakı olmak üzere tabakat olayım. Zaten pasyonel kurmak gerekiyor. Bu kadar herkes iş hali bir. Yani ben sesi alamıyorum arkadaşlar. Seste tamam. Erdal abi ses hiç gelmiyor. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Ses problemi çözüldüğü anda tekrar döneceğiz. Bugün böyle bir şey oldu. Sen devam edelim. Varsa şeyin yoksa ben bir takım konulara devam edeceğim. Yani bugün çok konuşmadığımız bir yere ben bağlayayım. Şu andaki döviz piyasaları, Merkez Bankası'nın altın satışı, rezervlerdeki buharlaşma durum 14 Mayıs'a kadar dayanır mı dersiniz? Olursa seçimler 28 Mayıs'a ikinci tura kalırsa ne olur dersiniz? Veya ilk turda veya ikinci turda muhalefet kazandığı takdirde geçiş süreci boyunca çünkü seçim sonuçları kesinleşecek, meclis açılacak, meclis başkanlık divanı belirlenecek, arkasından yemin töreniyle birlikte kabine açıklanacak. Ne olabilir, ne bekler bizi dersiniz? İlk önce bir durum tespit yapmak lazım. Türkiye çok büyük bir cari açık veriyor ve bu cari açığın finansmanında zorluklar yaşamaya başladı. Çünkü dışarıdan para gelmiyor. Merkez Bankamızın rezervlerini kullanarak biz şu an bu cari açığı destekliyoruz. Yani dışarıdan alacağımız malların parasını ihracatımız karşılamıyor. Turizm de arayı kapatmıyor. Kalanı biz Merkez Bankası'nın rezervlerini kullanarak kapatıyoruz. Ama geçen yıl turizm de rekor kırmasına rağmen. Şu an biz rekor ticaret açıkları veriyoruz. Yani 117 milyar. İktidar bunu rekor ihracat gibi yansıtıyor mu? Rekor ithalatı bahsetmiyor. Farkla rekor kırıyor. Şimdi burada gelinen noktada çok az bir barutu kaldı Merkez Bankamız. Zaten bu uluslararası tavizler vererek Rusya ve Suudi Arabistan'dan yardım almasalardı zaten şu aşamada bu harcamaları yapacak paramız kalmamıştı. Yani bir ödemeler dengesi krizi. Yani Türkiye'nin ithal etmesi gereken gazı, petrolü, yiyeceği, ara maddeyi, ham maddeyi alacak parası kalmayacaktı. Şimdi çok az parası kaldı. Hep bu Erdoğan'ın ifade ettiği, işte o zamanlar kuyruklar vardı, kara borsa vardı, tüp sanayi alamıyorduk dediğimiz yere doğru mu gidecek? 70 sente muhtaç oldu. Vallahi çok Türkiye'nin daha önce yaşamadığı şeyleri tecrübe etme riski var maalesef. Bir an önce bu yoldan dönülmesi lazım. Şimdi sorunuza dönersek ilk sorunuza, şimdi kalan para çok sınırlı. Yeter mi 14 Mayıs'a kadar? Yeter. Ama 9 iş günü var. Evet. Ama şöyle bir problem var. Bir baskı rejimi kuruldu. Bu sürdüremeyecek düzeni yeterince sürdürebilmek için, uzatmak için bir baskı rejimi kuruldu. Bu baskı rejimiyle bankaları günlük şundan fazla satamazsınız, şirketler bundan fazla alamaz diye bastırdıkları için bir güvensizlik ortamı oluştu. Yani esasen bu güvensizlik de ekonominin temeli güvendir. Bir tek güven gidince piyasa kontrol edilemez hale geliyor. Şu anki risk o. Yoksa 9 günlük yetecek kadar Merkez Bankası'nın parası ve altını var. Zaten şu an altınları satmaya başladılar ki parayı muhafaza edebilmek için. Yani 9 gün sürdürebilirler. Fakat uzun vadede bu ciddi olarak bir problem olarak daha büyüyerek önümüzde duruyor. Eğer 28'ine ikinci tura kalırsa seçim, o zaman biraz daha riskli hale gelecektir. Velev ki 14 Mayıs gecesini atlattık ama işte ilk turda sonuçlanmadı. Tabii sonuçların kesinleşmesi, milletvekili sayımları da var. Bu birkaç günde sürecek ama büyük ihtimal 28 Mayıs'a gidiyoruz. 15 Mayıs sabahı uyandık. Bahsettiğiniz 9 günde bir şekilde dayandık. Nasıl bir 15 Mayıs sonrası 2 hafta bekliyoruz? Şimdi umarım art niyet olmaz. Yani işte bakın benim seçimi kaybetme riskim belirince her şey kötüye gidiyor yu göstermek için özellikle sistemi zorlamazlar. Ama
şu anki baskı rejimini devam ettirmeleri gittikçe zorlaşacaktır. Hocam bunu ben çok olası görüyorum. İsterseniz hani daha olmamışken söyleyelim ki kayıtlara geçsin. Yani tam dediğiniz nedir? Herkesin anlayabileceği. Şimdi esasen biz seçimi kazansak da bu tehlike var. Onu da anlatayım. Şimdi 14 Mayıs'ta diyelim ki ilk turda seçim kazanıldı. Kemal Bey Cumhurbaşkanı seçildi. 15 Mayıs sabahı piyasalar açıldı. Şimdi biz daha henüz mazbatayı almamışız. 2-3 hafta sürecek. Tabii, bir sürecek. Şimdi o süre içinde bu baskı rejimini sürdürmenize imkan yok. Yani politikacılar zaten bu baskı rejimini devam etmek istemeyeceklerdir ama isteseler bile bürokratlar takip etmezler. Çünkü baskı rejimi dediğiniz kur, dolar kuru üzerine. Tabii. Şimdi bu baskı rejiminin bir kısmı kanuni olmayan yollardan yapılıyor. Yani insanlar tehdit ediyor, telefonlar açılıyor, dolar talep etmeyin, dolar satmayın. Bürokratların yurt dışına kaçabilme ihtimali olduğunu da söylemiştiniz daha evvel. Evet, bazı bürokratların da ciddi miktarda suç işlediği konusunda bir kanı var. O kanı doğruysa bu arkadaşlar burada durmak istemeyeceklerdir, o ayrı. Ama kalan dürüst bürokratların çoğu, birçoğu artık emir kul olarak suç işlemek istemeyecektir. Bu baskı rejimi bittiğini düşünün, şu an ciddi miktarda bir dolar talebi birikmiş durumda. Uzun süredir dolar alamayan şirketler var. Adam ithalat yapıyor, mal alamıyor. Adam ihracat yapıyor, parasını Merkez Bankası'na teslim ediyor, dönüyor, ham madde almak için yeniden dolar almak istiyor, piyasada para yok. Şimdi bu biriken talep bir anda piyasaya girecek. Şimdi herkes gidip bankasına diyecek ki tamam artık dolar almamız serbest, bize dolar satın. Fakat doların gerçek satıcısı Merkez Bankası. Merkez Bankası'ndan başka kimse dolar satmıyor ve orada da dolar azalmış durumda. Şimdi böyle bir durumda doların fiyatı fırlayabilir. Aynı şekilde bankalara zorla satılmış olan hazine kağıtları var. O hazine kağıtlarını da bankalar uzun vadeliğine tutmak istemeyecekler ve daha henüz değeriyken satmak isteyecekler. Herkes satmaya kalktığında kimsenin almayacağı bir devlet kağıdında değeri düşer, faizler artar. Şimdi evet, böyle bir ortama gireceğiz. Bu 28 Mayıs'ta da olabilir, 15 Mayıs sabahı da olabilir. Burada çok ciddi bir yaratılan tahribatın su yüzüne çıkıp vatandaşın karşısına çıkma ihtimali çok yüksek. Şu ana kadar göz boyanıyor. Yani bu Suudi Arabistan'dan gelen faizler para, hem döviz kurları patlayabilir beraber diyorsunuz. Evet. Şimdi böyle bir durumda tahribat büyük olur. Yani bu tahribat yapıldı da daha su yüzüne çıkmadı. Yani Tayyip Bey seçimi kazansa da tahribat var, biz kazansak da var. Tabii biz kazanırsak tahribatı durdurup doğru yönlere çekmemiz mümkün. Tayyip Bey'in gittiği yerde büyük ihtimalle tahribatı geriye çevirmek de mümkün olmayacak. Yani şu an o tür senaryolar, biz hazırlıklıyız ama çok yüksek olasılıkla gayet olumsuz tablolarla karşılaşacak maalesef milletimiz. Ona hazırlıklı olmak lazım.